Merhabalar sevgili seyirciler. İyi bir gün dileyerek başlayalım programımıza. Panik ataklar ne zaman artar diyoruz. İki değerli konuğumuz var. Bugün bu konuyu birlikte konuşacağız. Yönetmenim Ayşe Özdemir sizlere KC'de iletişim bilgilerimizi aktarıyor. Sorularınız varsa buradan paylaşırız. Etiketimize de bize sorular sorabileceğinizi de hatırlatalım. Hemen sol yanımda psikiyatri uzmanı Mahir Yeşil'den, Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi'nden. Hocam merhaba. Merhaba. Daha evvel yapamamıştık. Gelmiştik evet. Ama değil mi? Bugün umarım süremizi dolduracak biçimde yaparız. Hoş geldiniz. İnşallah. Sağ olun. Hemen diğer konuğuma geçeyim. İhsan Öztekin, uzman psikolog, Nöropsikiyatri İstanbul Hastanesi, Üsküdar Üniversitesi'nden. İhsan Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hocam süratle girelim, biraz hani geçerek girmiş gibi olduk. Panik halinde. Biraz evet panik haldeyiz. Panik halinde konuşalım isterseniz. Tamam. Panik atak, panik bozukluk, işte panik böyle konuşuyoruz. Bu aralarında fark var mı? Böyle ayrıştırıcı biçimde, özetle kısa bir biçimde bizim anlayacağımız tarzda buradan başlayalım. Tabii hocam. Şimdi şöyle tabii bu kavramsal tartışma uzun zamandır devam eden bir tartışma. Panik atak antik dönemden beri bilinen bir rahatsızlık. Özellikle Pan'ın flütünü siz de bilirsiniz, merakınızı da biliyorum mitolojiye. O mitolojide geçen Pan hem flütüyle çıkardığı çirkin sesiyle hem de kötü kokusuyla insanların kendisinden korkuyla kaçmasına neden olan bir yarı insan, yarı hayvan bir tanrıymış. Biraz da oradan etkilenerek o Pan'ın neden olmuş olduğu duyguya panik demişler. Bizim psikiyatri pratiğinde uygulanması ise daha çok yeni, 1980'lerde. Panik aslında kısaca bir korku kuşatması diyebiliriz. Kişinin yani beklenmedik, ne olacak, ne bitecek, öyle mi olacak, böyle mi olacak evet, gibi. Beklenmedik bir anda aniden başlayan ve hayatını alt üst eden bir atakla belirir. Atağın ayrıntılarını belki birazdan daha semptom düzeyinde konuşuruz. Panik bozukluğu ise panik atak pek çok kişide olabilir. Yani yaşayan her 10 kişiden biri ömrünün bir bölümünde bir panik atak geçirmiştir. Yani biz fanilere uğruyor sık sık. Uğruyor, evet, sık sık uğruyor. Panik bozukluğu ise bunun süreyen olması. Sürekli panik atakların olması, panik atağın geleceğine dair bir beklentinin ve beklenti korkusunun olması aynı zamanda ve kaçınmanın da olduğu bir davranış biçimi, bir rahatsızlık. Panik bir yerde korku dedik ama korkudan bir farkı var aslında. Nesnesi olmayan bir korku. Yani kişinin korktuğumuz bir şey düşünün. Yani kediden korkmak, köpekten korkmak, trenden korkmak, canlı bombadan değil, korkmak gibi köprüden değil. Korkmak evet. Gibi bir şeyler düşünün. Korktuğumuz zaman vücudumuzda nasıl değişiklikler olur? İşte çarpıntımız olur, nefes alışverişlerimiz artar, göz bebeklerimiz büyür, müthiş bir tedirginlik yaşarız, terleriz, bulunduğumuz ortamı terk etmek isteriz. Hani kaç ya da savaş tepkisi dediğimiz. Eğer o hırsızla baş edebileceğimizi düşünüyorsak savaşmaya çalışırız falan. Bütün her şeyimiz o korkunun nesnesine dönük olur. Ama panikte, panik bozukluğunda maalesef bu nesne yok. Yani vücut alarm hale geçiyor, alert duruma geçiyor, bir şeylerle savaşa hazır hale geliyor ama nesne yok. İşte nesne burada, olmadığı için... Burada şöyle devam edelim İhsan Hocam, hocam size tekrar döneceğim. Nesne olmayınca da aile bireyleri biraz pipirikleniyorlar tabiri caizse. Ya sen niye korkuyorsun? Bize numara mı yapıyorsun? İşte sana zaman ayıramadığımızdan mı vesaire mi? Yani şimdi o panik halini bir şey yok. Yediğin önünde, yemediğin arkanda, her şey mükemmel vesaire vesaire gibi cümleler geliyor. Yani biraz galiba yakınları, aile kişinin yaşadığı duygu, durumu hali anlamıyorlar. Evet. Bu nesne olmadığından dolayı Mahir Hocam'ın söylediği. Biraz buradan hareketle evet. Size ofisinize geldiğinde hastaneye ne anlatıyorlar danışanlarınız? Yani bir şey olmadığı halde bunu anlamakta zorlanıyorlar mı? Siz nasıl onları ikna tabii ediyorsunuz? Tabii şimdi işin tedavi kısmının da bir parçası bu. Hiç daha tedavi kısmına geçmiyorduk belki ama direkt olarak aileden girdiğimize evet. Göre evet. Spontan olarak devam edebiliriz. İlk defa karşılaştıklarında aileler tabii çocuklarındaki belirtileri diyelim anne baba aile deyince aklımıza gelen acile kendilerini atmalar. Çünkü Mahir Hoca'nın dediği gibi işte ölüyorum, boğuluyorum, nefes alamıyorum, kalp krizi geçiriyorum. Yani bedensel duyuların artık felaket haline dönüştüğü bir süreç. Ve bu süreç konusunda aile de bilgisiz olduğu için
acilerde sık rastlanır. Evladım ölüyor, çabuk müdahale edin diye gelen anne babalar vardır. Süreç içerisinde tabii bunun panik atak olduğu anlaşılana kadar, bu arada birçok MR'lar, tomografiler, beyinle ilgili araştırmalar, tetkiklerden sonra, uzun bir süreçten sonra artık bu bir psikiyatriye yönlendirilip de panik atağı olduğu konusundaki sonuçtan sonra hasta ve ailesi birazcık duruluyor. Bizim tedavi kısmında, sizin kliniğe geldiğinize dediğiniz kısımda, psiko eğitim dediğimiz, bizim için çok önemli, önemsediğimiz, biz bu psiko eğitimi, yani hastalık hakkında bilgilendirme, en basit anlatımıyla hastalığı çeken şahsa, doğru onu yaşayan doğru kişiye verdiğimiz değil mi gibi, hocam? Tabii ki. Doğru bilgi, doğru bilgi. Onlarca yani bilgi abartısız, var. Abartısız, bu nedir? Ölümcül bir hastalık olmadı, panik ataktan kimsenin ölmediği, bunun belli bir süre içerisinde başlayıp bitebileceği, bu süre içerisinde kişinin ve ailesinin duruşunun tedavi açısından da önemli olduğu konusunda psiko eğitim dediğimiz bilgilendirmelerden sonra aileye de muhakkak verilmeli bu psiko eğitim. Bu da iyi geliyor anladığım kadarıyla. Hem hastaya iyi geliyor hem de aile rahatlamış oluyor. Bu süreç çok önemli. Terapötik ilişki diyorsunuz galiba. Bunu hani bireyleri de katarak ortak bir şey. Hocam mesela panik ataklar geldiğinde ne yapılmalı falan onları konuşacağız ama ataklar nerelerde gelir? Bazen aynı yerlere tekrar gelir mi? Evet. Şimdi yaz geliyor, işte tatil planları yapılıyor, bir yerlere gidilecek. Diyelim ki köyde gelmiş, işte yolda gelmiş, tatil beldesinde gelmiş filan. Ve artık oralara gitmekten bir kaçınma durumları oluyor. Tabii. O tatil lafının ağza alınmasını istemiyor. O bölgenin, o yörenin, işte neyse işte orası. Biraz oradan bahseder misiniz? Tabii. Yani bu tekrar orada gelir mi? Buraya tıkanması doğru mu? Bizim için çok şey hocam. Yani bizim için bunu konuşmak belki çok rahat. Yani işte sen ölmeyeceksin demek. Panik ataktan dolayı başına bir şey gelmeyecek demek. Söylem olarak çok kolay bizim açımızdan ama hastanın yaşamış olduğu hem bedensel belirtiler hem de bilişsel düşünce boyutunda, zihninden geçenler boyutunda tam bir az önce söylediğim gibi bir korku kuşatmasının altında olduğunu düşünelim ve çoğu hasta gerçekten bir felaket halinde gelir. O yüzden İhsan Hoca'nın söylediği acile gelip ya da kardiyoloji, nöroloji gibi bölümlere gittikten sonra senin organik herhangi bir problemin yok, psikiyatrik bir problem dendiğinde bazen hastalar, bazen de hasta yakınları bunu kabul etmekte güçlük yaşarlar. Yani hasta ne demek diyor ki benim yani bir bende bir şey yoksa bu ne oluyor? Yani, bu anlamadı diyor mesela, gidip başka doktora gidiyor. Ve bize gelen panik bozukluğu hastalarının çok büyük bölümü İhsan Hocam belirttiği gibi onlarca profesörden, onlarca hastaneden geçmiş kişiler oluyor. Şimdi sormuş olduğunuz soruyla ilgili şöyle söyleyebilirim. Panik ataklılarda cevabın iki boyutu var. Birincisi, panik ataklıların %70'inde öncesinde başlayan bir uyarıcı görüyoruz. Ne gibi bir uyarıcı? Karı koca kavgası gibi. Hani ciddi bir karı koca kavgası, işte bir krizle tetiklenen panik atak. Ya da bir iş değişikliği, bir tartışma, bir toplumsal hadise. Son zamanlarda maalesef ülkemizde de yaşanan terör hadiseleri, canlı bomba olayları gibi. Bunlar da tetikleyici bütün çünkü. Bunlarla tetiklenen kısmı var. İkinci kısmı da, sorduğunuz sorunun ikinci kısmında da şöyle bir şey var. Kişi diyelim ki spor yaparken panik atak geçirdi. Çünkü spor yaparken çarpıntı oldu. Doğal olarak kaslara kan gitmesi gerekiyor. Bir durum, evet. Nefes alışverişi hızlandı ve aynı zamanda bununla birlikte bir zihinsel süreç başladı. Nefes alışverişim hızlandı ya da yutkunamıyorum şu anda. İşte göğsüme bir ağrı girdi. Kalp krizi geçiriyorum, beyin kanaması geçiriyorum ya da başka bir şey deyip tetiklendi. Spordan kaçındığını görüyoruz. Bir konuşma yapması gerekiyor. Konuşma yapmadan önce gelen bir panik ataktan sonra bütün eğitim, öğretim evet. Hayatı sona eren eğitmenler değil mi? Bir okulda hoca olduğunu düşünün, bir değil mi? Öğretmen olduğunu maalesef. Ya da bir konferans bir gazeteci olduğunu düşünün, bir hekim olduğunu düşünün. Bundan kaçındığını görüyoruz. Zaten hastalığın en önemli komponentlerinden biri kaçınma davranışı. Bu hayat kalitesini ciddi bozuyor o zaman değil mi Mahir Hocam? Maalesef yani hani majör depresyon ve şizofreniden sonra Amerika'da ve dünyada iş gücü kaybına neden olan en önemli hastalıklardan biri. Sadece olaya iş gücü kaybı olarak da bakmamak gerekiyor Uğur Hocam. Bir de toplumsal yönü var. Hani
psiko eğitimi ya da sosyokültürel seviyesi yüksek olmayan insanların nezdinde kendi kafasından uyduruyormuş gibi bir hava da kişinin eş tanı almasına neden oluyor. Yani bir panik atakken, basit bir panik bozukluğuyken, belki 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık tedaviyle iyileşebilecekken çevresel bazı etkenlerle buna biz bir depresyonu ekliyoruz. Ha, demek ki senin kişiliğin, iraden çok zayıf. Sen küçük bir çarpıntıyı bir kalp krizinin belirteci olarak gördün. Doktor dolaştım diyor kişi kendisine ve daha sonra ciddi bir depresyon süreci olumsuz başlıyor. Olumsuz bir sekonder kazanç gibi bir şey ya da eşlik eden. Hocam genelde madem oraya geldik, İhsan hocamdan daha sonra biraz ayrıntılı da almak isterim ama eşlik eden, yani panik atağa ya da panik bozukluğa eşlik eden depresif gibi ya da işte kaygı bozukluğunun diğer yelpazesindeki durumları gibi eşlik eden durumlar oluyor mu yoksa? Oluyor. Hem psikiyatrik hem de genel tıp alanında. O yüzden biz zaten bir hasta bize geldiği zaman psikiyatrik değerlendirmemizle birlikte mutlaka genel tıbbi değerlendirme de yaparız. Pek çok tetkik isteriz. Çünkü hipotiroidi, hipertansiyon, guatr, anemi, Cushing hastalığı, kullanılan ilaçlar gibi pek çok şey panik atakla birlikte görülebilir. Bir de psikiyatrik eş tanılar vardır. Mesela bir obsesif kompulsif bozukluk, takıntıları olan bir insanın pekala panik atakları olabilir. Ya da panik atakla başlayan bir süreç bir yaygın anksiyete bozukluğunu, yaygın bir kaygı bozukluğunu beraberinde getirebilir. Sosyal fobiyle birlikte olabilir. Günümüz için en tehlikelilerinden biri de alkol ve madde kullanım bozukluklarıyla bir arada olur. Oraya geleceğim. Ayrıntılı anlatmanızı isterim. Hocam bir yere tatile gidilecek. Daha evvel orada panik atak yaşandı. İşin tıbbi tarafını işte Mahir hocam gayet mahir bir biçimde anlattı. Ailede bir pürüz var. Çocuklar gitmek istiyorlar. Eş gitmek istemiyor. Beyefendi de götürmek istiyor. Diyelim ki eğer hanımdaysa, yani illa da hanımda olacak gibi bir durum yok ama. Böyle durumlarda o ailedeki kaosu, giderek yükselen tartışmayı, ferah bir yere gidilecekken, bir rahatlama olacakken, şimdiden onun telaşı, ağırlığı, şiddeti neyse nasıl çözülüyor? Yani o mesela getiriyorlar mı size? Tatile gideceğiz ama eşim gitmek istemiyor diyen oluyor mu efendim? Vallahi onlarımız panik atak olmayan evlilik terapilerinde de çok görüyoruz, evet. Biz bunu. Panik atak değil ama o daha çok kaygı diyebileceğimiz bazı insanlar vardır. Yarın otobüse veya uçakla bir yere gideceklerdir. Hatta yarın değil, bir hafta yani öncesinde yabancı bir durum değil, tanıdık bir durum. Hazırlanır, telaşlar, panikler, stres, evde birden hava değişir, o ona bağırmaya başlar. Yani bir yolculuğun getirdiği stres birbirine, tabii burada şimdi panik atak kısmında olay daha patolojik hale gelir. Ortada bir rahatsızlık, hı hı, var, bir hastalık var, işte konulmuş bir tanı var. Burada kişinin gitmek isteyip istememesi, bir aslında orada bir konsensus sağlanıp sağlanamaması ile ilgili. Kişi ben evde kalmak istiyorum diyebilir. İşin bir olumsuz tarafı da bu kişilerin büyük bir kısmı yalnız olarak evde kalamıyorlar. Bağlayıcı bir tarafı var. Hani biraz önce olumsuz etkileri Mahir Hoca sayarken, evdeyim ben, panik atağım var, hiçbir yere gidemiyorum. Özellikle o tatile gittiğimiz yerde ben panik atağı önceden yaşamıyorsam oraya hiç gidemem. Orada yaşadım. Oraya gittiğim zaman tekrar panik atağı yaşayacağım bağlantısı. Buna şartlanma da diyebiliyoruz. Başka bir yerde olsa, şimdi açık alanlarda görülebiliyor çünkü bu. Sizin dediğiniz gibi ne kadar rahat, işte ferah, deniz kenarı, ya burada da insan hani o sıkıntıyı yaşar mı denebilir. Ama bu rahatsızlık da yaşanıyor. Yani ortamın çok rahat olması, tatil ortamı olması, açık alan olması veya açık alanda hadi korkuyor, daha güvenlikli yer dediğimiz kapalı alan, alışveriş merkezleri, panik ataklarının en çok yaşandığı yerler olabiliyor. Peki. Sinemalar olabiliyor. Hocam o da oradan biraz devam edelim. Hani bu kapalı alan, açık alan meselesi de önemli. Aslında eğer oralarda başlamışsa, diyelim ki bir sinemada ya da bir tiyatro seyri sırasında ya da bir konsere gitmişler eşiyle, çocuğuyla, sevdikleri birileri var, solo yapacak, sahneye çıkacak, keyifli bir an, aileden birisi, tam böyle hatıra olabilecek bir an ve orada bir şey oluyor ve bir atak başlıyor. Sinemada ya da otobüste bir yerde, işte vapurda, bir daha vapura binemiyor, biraz o nesnesi olmuş gibi oluyor artık orada sanki. Bunları aşma konusunda tedavi ne söylüyor? Yani bunlar psiko eğitim elbette aile için önemli ama kişi muhakkak bir
farmakoterapiden geçmesi, bir tedavi planlaması yapılıyor olması, varsa başka şeylerin ayrıştırılıyor olması, bir tedavi planının yapılması muhakkak gereken bir durum mudur bu? Evet. Tabii yani biz zaten toplum içerisinde tabii çok yaygın görülen bir rahatsızlık ortalama. Her 10 kişiden biri panik atak geçirir ama bunu %3, %7 kadarı da bir panik bozukluğu teşhisi olarak tedavi olması gerekir. Çoğu kişiyi zaten hani ellerindeki su şişeleriyle her tarafa giden, çünkü boğazları çok sık kurur. Bir kapalı yerde, kapıya yakın bir yerde oturmaya çalışan, sürekli diken halinde oturan ve aslında yapmış olduğu o eylemin, faaliyetin çok da tadını almayan. Böyle koltuğun önlerinde falan oturan koltuğu, kişiden evet, görüyoruz. Evet. Yani hani kenarlardan da tutar. Bir şey olacaksa kalkacak, hemen kalkacak, zil çalacak, uzun yolculuk, gibi. Uzun yolculuk yapamaz çünkü hastaneden uzaklaşmak istemez. Köprünün üzerinden geçerken bir şey olursa beni buradan kim hastaneye götürür diye düşünür. Daha ileri kronik seviyelerde hastanenin çevresinde ev tutmaya çalışırlar. 7 yıl kadar hastane acilinde sabahlayan hastaları biliyorum ben. Yaklaşık 7 sene bir hastanenin acilinde kendisine bir şey olursa hemen müdahale edilsin diye yaşayan hastalardan söz ediyoruz. Dolayısıyla toplum içinde bilinen ben çok paniğim, bir şey olduğu zaman çok çabuk endişelenirimden çok daha farklı bir şeyden söz ediyoruz. Yani ciddi bir rahatsızlıktan söz ediyoruz. Ve bunu da genel tıp prensipleri çerçevesinde tedavi etmemiz gerekir. Psikiyatrik hastalıkların tedavisi evvela psikoeğitimle olur. Bilgilenmek gerekir. Çünkü kişi bilmediği şeyden korkar. Bilinmez şeyler korkutur kişiyi. Ne kadar hastalığıyla ilgili bilgi sahibi olursa, bilimsel ve doğru bilgi sahibi olursa, çoğunu tenzih ederim ama bazı saçma sapan yanlış bilgi veren internet siteleri ya da forum sitelerinden farklı olarak bilimsel bilgiye ulaşmaları gerekir. Bunu yapmamız gerekiyor. İkinci aşamada hastalığın eşlik eden bir kalp problemi, nöroloji problemi var mı yok mu? Antiparantez bir şey arz edeyim. Baş dönmesi şikayetiyle nörolojiye başvuran hastaların %15'i anksiyete bozukluğu tanısı alıyor. %15 az bir şey değil. Göğüs ağrısı nedeniyle kardiyolojiye başvuran hastaların %16'sı. Nefes darlığı nedeniyle göğüs hastalıklarına başvuran hastaların %30 küsürü anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu. Önce size gelmeden yani tabii, bir psikiyatri uzmanına ya da bir psikiyatri hastanesine, bir psikiyatri kliniğine gitmeden bu popülasyon önce başka yerlere gidiyor aslında. Ve maalesef hani bizim tıp eğitimimizde de psikiyatrinin yeri çok kısıtlı olduğu için bazı hekim arkadaşlar bunu çok fark etmeyebiliyorlar. Ya da hastayla empatik bir ilişki kurulamadığı için hasta bana psikolojik dedi doktor, başından savmış gibi algılanabiliyor. Çünkü maalesef toplumda böyle bir hastalık psikolojikse kişi sanki bunun kendi kafasından uydurmuş, kendi kendine büyütüyormuş gibi algılanabiliyor. Böyle bir durum yok. Eskiden şey asabi filan derlerdi. Evet. Asabiye git. Ya sen sinirsel bir yere git. Şimdi bir şeyin yok. Ya o bir şey yok gibi algılanıyor. Halbuki bir şey var. Çok bir şey önemli var bir şey var. Çok yani hani şey hiç var. Düşünsenize eşiniz çoluk çocuğunuzla vapura binip karşıya geçip bir restoranda yemek yiyemiyorsunuz. İş yerinize gidip çalışamıyorsunuz. Yani sürekli diken üstündesiniz, kalbinizi, tansiyonunuzu ölçüyorsunuz. Yüze mi çıktı, kalp atış sayım, nefes sayım bu oldu mu diye düşünüyorsunuz. Bütün bunlar görülen şeyler. Şimdi psikoeğitim ve hastalığın ayırıcı tanısını yaptıktan sonra panik bozukluğu organik bir beyin sendromudur aynı zamanda. Özellikle beynimizin limbik sistem dediğimiz amigdala ya da nefes alıp verme ile ilgili parabrakiyal nükleuslar, hipokampüs denilen pek çok beyin alanı var. Biz de çalıştığımız yerde bütün bunları kontrol ediyoruz zaten. Buralardaki problemlere dönük şeyler yapmak gerekiyor. Farmakoterapi yani ilaç tedavisi bunlardan biri. İlaç tedavisiyle beynin bozulan kimyası diyeyim, serotonin, noradrenalin, GABA denilen bazı maddelerin düzeylerinin ayarlanması gerekiyor. Tedavi kısmında o kısmı biraz ayrıntılı verir misiniz hocam? Tabii ki. Rica edersin. Hocam selamlayan seyircilerimiz var.
bir felsefe hocası, öğretmen arkadaşımız Meryem Afacan selam iletmiş sizlere. Program çok iyi gidiyor diyorlar. Selamlarını iletiyor. Uğur abi şu an anneannem ve annemle izliyoruz sizi diyorlar. Efendim hepsine selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Dualar ediyorlarmış. Efendim bunlar aslında şu anda konuştuğumuz şeyler muhakkak ailemizin uzak yakın bir yerden bir tanıdığımız oluyor. %10 dedik hocam. O bakımdan şu anda yani seyreden seyircilerimiz kendilerinde bilinciyle yakınlarında olmasa bile o çevrede birileri olduğu için muhakkak onlara da söyleyecekleri sözler oluyor. O bakımdan biz bir nevi koruyucu ruh sağlığı hizmeti sunmak için de bazı tiyolar, veriler de vermiş oluyoruz. Bir de şöyle düşünün hocam, öğretmenlere. Şöyle düşünün, sizde bir panik bozukluğu var ve çevrenizdeki herkes diyor ki sen bunu kafanda yenebilirsin. Ve hani bir hekim çıkıyor televizyona, diyor ki bir dakika, bu senin kafanda yenebileceğin bir şey değil. Bu tıpkı senin elinde açılan bir yara gibidir. Yara kanarken senin bunu kafadan yenmen mümkün değildir. O yaranın pansuman edilmesi, dikilmesi ve senin bir antibiyotik tedavisi görmen gerekiyor. Muhtemelen bu insanlara yavaş yavaş bir umut kaynağı oluyor. Evet, bu benim kendi uydurduğum, yaptığım bir şey değil. Bu depresyonu tetikliyor çünkü. Bu bir hastalıkmış demeye başlıyor. Güler Ustacık psikolog takipçimiz harika bir program diyor. Çok teşekkür ediyor. Fotoğrafları da göndermiş, programdan sonra yayınlarız. Ne güzel, program sırasında fotoğraflarınızı çekip gönderen seyircilerimiz de oluyor. Sağ olsunlar. Ece Artemis, konuklarınız harika görünüyorlar. Hepinizi yakışıklı bulmuşlar. Çok teşekkür ederiz. Sorular da var ama o sorular benim hazırladığım sorulara da yakın sorular. Nürgül Alavanda Üsküdar Üniversitesi'nden günaydın, iyi yayınlar demiş. Aykut Aysu, bugün sizleri daha iyi gördük diyorlar. Rabia Suluk, psikolog arkadaşımız, selamlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar demişler. Mikail Türker Bal ise yayıncı arkadaşımız, iyi yayınlar dilerim. Yayından sonra çaya bekleriz diyorlar. Belki akşam üzeri olabilir. Teşekkür ederim. Yani böyle program öyle doğal ve hayattan bir şey ki. Yani insanlar hem takip ettiklerini belirtiyorlar, hem programla ilgili bazen bir şey söylüyorlar. Bazen de böyle diyaloglarımız da olabiliyor hocam. İhsan hocam, size şunu sormak istiyorum. Genelde panik atak için söylüyorlar. Ya aslında genelde psikiyatrik alanların tümü için söylüyorlar ama bazen de panik atak için söylüyorlar. Ayşe Paslanmaz şair arkadaşımız Nevşehir'den, o da selamlar iletmiş. Çok teşekkür ederiz. Hocam ya takma kafana diyorlar bize. Özellikle panik atak için diyorlar. Birisi ya benim paniğim var, işte televizyon şeye gidemiyorum, vapura binemiyorum, şöyle yapamıyorum, böyle edemiyorum, agorafobi falan kısımları. Evet. Ya da panikle ilgili kısımları. Ya takma kafana diyor. Başka bir şey düşün. Bu takma kafana lafı da ne diyorsunuz? Takma kafana deyince insanı takası mı geliyor yoksa hakikaten takmamış mı oluyor? Ne dersiniz? Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Yani klinikte çalıştığımız için gelen danışanlarımızın kaba tabiriyle en çok öfkelendikleri şey takma kafana sözü. Ya küfretse ve, daha yani iyi. Yani küfür yemiş kadar hani takma yani kafana. Yani ben yalan mı söylüyorum? Numara mı yapıyorum? Niye anlamıyorsun çığlığı gibi bir şey? Yani ben isteyerek mi kendimi mutsuz ediyorum? Bilerek mi takıyorum? Ben zaten takmayacak gücüm olsa diyor, zaten takmayacağım diyor. Ben kendime eziyet etmekten zevk alan bir insan değilim. Şimdi takma kafana olayı biraz önce Nuhayna Hoca'nın da dediği gibi, yani bu psikolojik dendiği zaman bir şey yokmuş, bunun psikolojikmiş gibi bir, evet. Halbuki psikolojik olayı bütün diğer rahatsızlıkları da kapsıyor. Yani hayatı bir şey yapmasan kapsıyor da geçiyor gibi mi hocam, İhsan Hocam algılanıyor? Ya psikolojik, öyle algılanıyor. Yani biraz sabret, evet. Biraz dişini sık. Nasılsa yani, geçecek gibi mi? Yani böyle kimisi mi dişini sık diyor, kimisi takma kafana, kimisi iki bira iç hiçbir şeyin kalmaz gibi. Böyle çözüm olmayan birçok öneriler var dışarıda. Peki sen hocam oraya getirdin, bir başlığımız da buydu. Alkol madde atakları tetikler mi? Biraz oraya konuşalım. İhsan Hocam, hı-hı, tam pası yerinde attın. Mahir Hoca oradan biraz yürüsün. Alkol ve madde bağımlılığı ya da alkol ve madde kullanıcısı oluyor olmak varsa zeminde, ya da yaşanmış bir panik atak varsa, ya da zeminde var ama henüz ortaya çıkmamış bir durum varsa, bunları harekete geçiren, yukarıya çıkartan, fark edilir hale getiren bir durum mudur hocam? Hocam öyle bir ızdıraptır ki bu, öyle bir ruhsal acıdır ki bunu hafifçe dindirebilecek her şeye sarılabilir bu hastalar. Şimdi bir yani acısı içinde değil mi? Nevzat Hoca öyle anlatıyor bazen. İnsan aynen acısı hocanın içinde, dediği gibi. Yani kanayan bir yara içinizde gibi. İçinizde böyle bir kanıyor, böyle şerha şerha kanıyor
ve hiç kimseye bunu izah edemiyorsunuz. Hele hele bu konuyu yaşamamış hiç kimseye. Ve dolayısıyla bu noktada sizi birazcık rahatlatabilecek her şeye çok çabuk kanabilirsiniz. Bunlar işte üfürükçülerden bilmem yaşam koçlarına, efendim gezme tozmalardan uyuşturucu maddeye kadar her şey olabilir. Şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde... Bitkilere de bir yoğunlaşma var hocam, biliyorsunuz. Söyleyeyim işte, hocam, hiç onunla, şey da, onunla da ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığımız bir konferansta şunu duymuştum. Alkolitik tedavi diye bir şey. Hı. Yani kişi alkolü aldığında alkolün bir anksiyolitik özelliği var. Yani geçici olarak kaygıyı o alındığı anda birazcık şey yapar, dindirir. Ancak bu devam ettikten sonra bir kötüye kullanım ya da bağımlılık noktasına geldikten sonra panik atakların, anksiyetenin önemli nedenlerinden biri olur. Dolayısıyla alkol hem nedendir hem de sonuç sonrasında kişinin bağımlılığını artırabilecek, vermiş olduğu geçici ve yalancı rahatlıkla maddelerden biridir. Son zamanlarda hocam bunu esrar ve türevi, özellikle sentetik, bonsai gibi maddelerde de çok sık görüyoruz. Bu maddeyi kullanan gençlerde panik atak sıklığının, panik atakların çok arttığını görüyoruz. Çünkü ilk kullanımla birlikte yaşamış olduğu o sahte zevkle birlikte bir çarpıntı, nefes darlığı gibi bulgularla 13-15 yaşlarında, 18 yaşına gelmeden panik atakların, çünkü normalde bizim psikiyatri pratiğinde bildiğimiz 15-25 yaş arasındaki ilk piki yapar, ikinci pikte 45-55 yaş arasında olur. Daha sonra da bunlar azalarak sönümlenir. Kadın erkek kimde daha fazla hocam? Kadınlarda daha fazla hocam. Kadınlarda 2 ila 3 kat daha fazla. Özellikle agorafobik olanlar, yani az önce saydığımız kaçınma davranışı. O yüzden pek çok kadın, hani eskiden de bilirsiniz, evden çıkmazlar. Hani bunlar da genelde ya işte, dervişe bir kadın işte, evet, hiç evden çıkmıyor falan. Bunların bir kısmı tabii ki yani dervişlik sebebiyle de çıkmıyor olabilir ama büyük kısmının altında maalesef böyle bir fobik kaçınma, bir panik kaçınma söz konusu. Alkol madde her iki yönüyle uzak durulmasını herhalde kesinlikle, çünkü herhalde hani bir yerden sonra bizim tedavinin de önündeki engellerden biri haline geliyor. Biz artık panik atağı ya da anksiyete bozukluğunu, sosyal fobiyi bir tarafa bırakıyoruz. Alkol ve madde bağımlılığıyla uğraşmaya başlıyoruz çünkü. Hani başımıza yeni bir dert açıyoruz ve alkol maddeyle birlikte gelen farklı dertlerle uğraşıyoruz. Şizofrenik süreçler gibi. Evet. Hocam birkaç soru var. Onu cevaplayalım. Ardından ayrıntılı biraz tedavi konuşmak isterim. Gelen sorulardan Zehra Özçelik, hayırla diyorlar. Dualardasınız. Ne güzel dualar alıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Zaten bir nevi hayır hizmeti aslında. Yani hekime gitmeden, psikoloğa gitmeden biraz önlem alma, değil mi? Koruyucu ruh sağlığı, pozitif yaklaşma. Psikohekim de olmuş oluyor. Psikohekim gibi bir şey oluyorsunuz. O bakımdan hocam, o az önce söylediğimiz gönüldeki o yara var ya, evet, ölüm korkusuyla birlikte gelen o panik duygusunu bir kişi bile bu programı izledikten sonra biraz rahatlayacaksa ya da bir profesyonele başvuracaksa program bizim amacına için ulaşmış olur. Eyvallah. Hocam Ece Artemis diyor ki, ben de uzun bir süre önce bu rahatsızlığı yaşadım. Sebeplerinden biri de bence ruhsal anlamda yaşanan yalnızlık. En önemli çözümlerinden biri de psikolog yardımıyla beraber vaktimizin çoğunu evin dışına geçirmek ve yeni ortamlara girmek demişler. Ayşe Yıldız Kırımlı, iyi yayınlar, izlemedeyiz. Panik atak ufak bir sesten bile sıçrıyorum yerimden. Bir de fazla takıyorum her şeyi. Bu da panik atak mıdır? Hocalarıma lütfen sorun demişler. Ayşe Demir de iyi yayınlar, kolay gelsin diye selamlamışlar. Evet. Bunlara da bir cevap verelim. Bir de ölüm korkusuyla bağlantısını da kurarak böyle de bir başlığımız var. Panik atak ve ölüm korkusu, galiba ikisini muhakkak zikretmemize gerekir. Zaten işaret de ettiğiniz alt başlığımızda vardı. Biraz hocam bu sorulara ne dersiniz? Oradan şimdi tedavi kısmına Mahir hocam geçsin. Yalnızlık kelimesi ya geçti. Ekleyeceğimiz bilgilerden, önemli bilgilerden birisi de şu. Sosyal yönden zayıf olan kişilerde panik atak olma ihtimali daha yüksek oluyor. İşte içe kapalı, kendini ifade etmekte zorlanan, duygularını ifade etmekte zorlanan, basit küçük sorunları kafama takıyorum, büyütüyorum, kuruyorum diyen kişiler oluyor. Bu tarz kişilik yapılarında
panik atan ortaya çıkma ihtimali mükemmeliyetçi kişilik özelliğinde olabiliyor. Adaylardan birisi mi? Adaylar yani bunların olur. Risk faktörü daha fazla. Yani kişilik özellikleri nedir dersek daha çok sosyal içe dönük, dış dünyada sağlıklı iletişim kurma becerisini tam gösteremeyen, arkadaş çevresi fazla olmayan, sosyal ortamlara girmekte zorlanan, mükemmeliyetçi, dürtülerini, duygularını tam yaşayamayan, bastıran veya çevre tarafından bastıran, yetişme şekli de tabii ki burada çocuğun yetiştirme şeklinin kendini ifade edebilecek, özgüvenli, kendi ayakları üzerinde durabilecek bir donanım verilmesi daha çok ailenin ve anne babanın görevi. Bu alanda olan eksiklikler ileride panik atağın olması kısmında bir zemin oluşturabiliyor tetikleyici diyor. Faktör anlamında. Dikkat etmek lazım demin. Tabii ki, tabii ki. Anne baba kısmı burada çok önemli. Peki. Mahir Hocam, panik atak ve ölüm korkusu başlığımızla beraber tedavi kısmını biraz daha ayrıntılı rica edelim. Zaten son dakikalarımıza girmişte bulunuyoruz. Ölüm korkusu olur mu, nasıl yenir ve tedavide neler yapıyorsunuz? Hocam bu sorunun cevabı bende yok. Yani bu sorunun cevabı tıpta pek fazla yok ölüm korkusuyla ilgili. Ölüm korkusu çünkü yaşamın doğal akışı içerisinde belki de olması gereken duygulardan biridir. Belki de ölene kadar da bir şekilde çözümlenmemesi gereken önemli çıkmazlarımızdan, açmazlarımızdan biridir. Sorunsal bunun, diyoruz ya hocam, ölüm bunun, sorunsalı falan diyoruz. Ben hani bunun hani bir sorun olarak algılanmasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Ancak klasik ölüm korkusunun dışındaki bizim DSM kriterlerinde panik atak kriterlerinden biri olan ölüm korkusu biraz daha farklı bir şey. O ölüm korkusu kişinin normal işleyişini, yaşantısını bozan ölüm korkusudur. Yani elbette ki doğduğumuz için öleceğimizin farkında olarak yaşamak ayrı, bu ayrı bir erdem, ayrı bir ahlak boyutudur. Ancak bunun günlük işleyişi, günlük yaşam kalitesini bozması noktasında bizim müdahalelerimiz olabilir. Dolayısıyla hani sorunun felsefi boyutuna benim ayrıntılı verebilecek bir cevabım yok. Peki tedavi kısmında ancak seyircilerimiz şunu soruyorlar hocam, ikinize de rica ederim, cümlenizi tamamlayın lütfen. Diyorlar ki panik atak tedavi ediliyor mu? Panik atakta tedavi başarısı ne kadar? Panik atağı hissettiğimizde önce kime gidiyor olmamız gerekir? Çünkü aileden de inanılmıyor. Yani bir tedavi süresi vermek, bir tedavi başarısı vermek, eğer eşlik eden başka bir durum yoksa mümkün müdür? Yani biraz tedavi kısmında neler yaptığınızı, ilaç tedavisi mi, terapi gerekiyor mu? Ya da diyelim ki ilerlemiş durumdaysa başka tedavi seçenekleriniz var mı? Biraz evet. O kısmı ayrıntılabilir misiniz? Şöyle hocam, eğer hani panik atak bir şekilde psiko eğitimi yüksek biri ise, olayın farkındaysa, panik atak geçirdiğinin farkındaysa acilen hızlı bir şekilde bir acile değil bir psikiyatriste ya da bir psikoloğa başvurması gerekiyor. Psikoacile gitmeli. Psikoacile gitmeli tabii ki. Psikoacile gittikten sonra hani durum netleştirilir. İlk basamakta psiko eğitimi yapılır. İkinci basamakta işte tetkikler, ayrıcı tanı. Üçüncü basamakta bir beyindeki o kimyasal dengesizliği düzeltecek bir ilaç tedavisi hakikaten başlanır. Kriz hali oluyor mu hocam? Mesela psikoacil ambulansıyla almayı gerektirecek panik ataklarda özellikle çok. Gitmeyi ve müdahale ederek almayı gerektiren durumlar oluyor kesinlikle. Mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten şu anda genel acilleri az önce hani yüzdeleri vererek de şey yaptım. Genel acillere başvuran hastaların bile %10-15 kadarı psikiyatrik acil aslında. Bir hani ambulansla da gidip müdahale etmek gerekebilir hastalığın ilk başlangıcında. Daha sonra tabii biz acil servise falan gidilmesini hiçbir şekilde önermiyoruz. Ancak tedaviyi sadece farmakoterapiyle yani ilaç tedavisiyle yapmaya çalışmak sizin çok sevdiğiniz tabirle kuşu tek kanadıyla uçurmaya çalışmak demektir. Mutlaka bir psikoterapi sürecinin de eşlik etmesi gerekiyor. Burada İhsan Hocam gibi, İhsan abiler, değil mi? İhsan hocalar gibi hani tecrübeli psikolog abilerle kişinin hem kültürel durumu, hem eğitim seviyesi, hem panik ataklarının şekli, çünkü nokturnal hani biz şeyine çok girmedik yani, solunumla gidenler var, gece gelenler var, durumsal olanlar var. Bütün bunlara göre bilişsel davranışçı terapi denilen kişinin felaketleştirmesini kolaylaştıran düşünce biçimleri üzerinden çalışılan ve çok etkili olan bir tedavi metodu var. Hipnoterapiyle
Bilinç dışındaki bazı süreçlerle Türkiye'nin sayılı hipnoterapistlerinden biri sol tarafındayken biraz oraya girsin bu konuyu konuş, hani açmak istedim de bir pasta ben atayım İhsan Bey. Tabii hani psikoterapi olarak aslında tek kanat çift kanat benzetmesi çok güzel Mahir Hoca'nın. İşin hani beyin kimyası kısmıyla ilaçlarla... Hocam aynı zamanda kalem sahibi olduğu için bir yazar olduğunda. Sırf kalem değil, başka yetenekleri var. Müzik alanında da kendileri hakikaten hoş şeyler var. Şu anda paylaşım konserleri var. Hatta yakın evet, zaman inşallah solo, gideriz. Solosu olacak haberi. Evet. İşin psikoterapi kısmında. Tabii arka planda bilinç dışı tetikleyicilerin dışında bilinçli olarak felaket senaryosu dediğimiz biraz önce işte kalp krizi geçireceğim, öleceğim, felç olacağım, çıldıracağım gibi aşırı abartılı düşüncelerin o bilişsel davranışçı tekniği bu, burada gerçekten önemli. Bu olumsuz algıların baş etme konusunda beceri kazandıran kısmı psikoterapi tedavi sürecinde. Psikoterapi sürecinde biraz önce bahsettiğimiz gibi psiko eğitim onun bir parçası. Bunun dışında korkular ve kaçınma davranışı dediğimiz olayları işleme bizim çalışmamız kısmı, gereken alanlar bunlar. Bizim alanlarımız, nefes egzersizleri, gevşeme egzersizleri ve burada müthiş etkili teknikler, baş edebilme anlamında, nüks etmesini engelleyici çünkü tekrarlayıcı süreç olduğu için tekrar başıma geleceği korkusu panik bozukluğa kadar götüren kısımda nüksü engelleyecek tetikleyiciler üzerinden çalışma, ev ödevleri verilebiliyor, günlük hayattan çalışmalar yapılabiliyor. Buna ek olarak da grup terapileri yapılabiliyor. Psikanalitik yaklaşımlar da var arka planda ve hipnoterapi benim de bizzat uyguladığım hipnoterapide de sonuç alma anlamında, çözüme ulaşma anlamında en etkili psikoterapi yöntemlerinden biri diyebilirim. Evet, çok teşekkür ederiz. Efendim işaret geldi. Aslında söyleyeceklerimi söylemişiz. Hocam ilaçla tedavi yapılması gerekiyor. Psikoterapist destek veriyor. Tedavi seçenekleri geniş, tedavi başarısı yüksek. Yüksek. 4 ila 8 hafta içerisinde hastaların çok büyük bir kısmı oh be Allah razı olsun diyor yani. Peki. Oh be ve Allah razı olsun evet. Diyerek kapatıyoruz. Efendim haftaya burada olacağız. Haftaya yine önemli bir konuğum var. Hepinizin kendinize iyi bakmanızı diliyoruz. Doktor Mahir Yeşildal ve psikolog İhsan Öztekin'e çok teşekkür ediyoruz. Öre Psikiyatri İstanbul Hastanesi'nden bugün lütfedip geldiler. Haftaya yine birlikte olalım efendim. Hoşçakalın.